Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle çiçeklerimle geldim. Biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın çiçeklerimi ben içeriye almıştım eve, biliyorsunuz ki havalar soğudu diye. Ve bu şekilde böyle evi sevmediler. Bakar mısınız? Dal bucak oldu gitti. Burada da yine telgraf çiçeğim var. Bu çok güzel oldu. Bunu almadım içeriye. Yine burada da bakın şöyle buz çiçeğim var. O da çok güzel oldu. Budamıştık birlikte. Bakın arkadaşlar, telgraf çiçeğini de bakın içeriye almıştım. Camın önündeydi. Biber var bir tane. Bu biberi mahsus koparmadım. Yaza doğru ekeceğim diye dursun bu şekilde. Evet arkadaşlar, bakın böyle dal bucak oldu, uzadı. Yani hani böyle cılız cılız uzadı. Çünkü içeriğinin havasını beğenmediği için. Bakın diğer telgraf çiçeğim de, bakın bunu şöyle çaydanlığın içerisine dikmiştim, biliyorsunuz, hatırlarsanız. Eğer videolarımı izlediyseniz arkadaşlar, kanalımda var. Beraber ortak dikmiştim ama burada yeşil çiçekler büyüdü. Fakat bu mor telgraf orada kurumaya başladı arkadaşlar. Ben de uçlarını kopardım, buraya böyle diktim. İnşallah burada güzel olacak. Bakın şöyle komşumdan aldım yine. Yılbaşı çiçeklerimi diktim. Burada da kendi yılbaşı çiçeğim var arkadaşlar. Ama çiçek açmıyor tabii ki de. Şöyle bakın, hiç filizi bile yok. Neden olduğunu da bilmiyorum. Umutla bekliyorum. Ve çok güzel açıyor gerçekten yılbaşı çiçekleri. Ama benim çiçeğimde hiç açma denilen hiçbir şey yok. Bekliyoruz bakalım. Dışarıya aldım hepsini. İyice bir üşüsünler. Eksi dereceye düşene kadar da almayı düşünmüyorum bir daha. Bakın bunu da yine eve almıştım. Bakın eve aldıktan sonra yaprakları böyle kurumaya başladı arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın şöyle. Yani benim evim güneş almadığı için sanırım. Şöyle filizleri tabii, güzel yanları da var. Bunları da evde verdi. Bakın buradan da şöyle yapraklarını, bunları da içeride verdi ama işte güneş almadığı için sanırım çok beğenmiyorlar evi. Bakın şöyle bunlar da uzadı. Bunları da videosunu da çekmiştim, sizlere paylaşmıştım arkadaşlar. Ve bu arada yeni filizlerimiz de oldu. Bakın şöyle buradan, şuradan çıkıyor. Umarım belli oluyordur. Bakın şurada hemen parmağımın ucunda yeni filizlerimiz de olmaya başladı. Evet arkadaşlar, bir de şöyle bakın begonya. Bu da yine evde şöyle uzadı gitti. Bakın içeriye aldığım yerden belli zaten, şuradan şurası. İçeriye aldığımdan itibaren büyüyen yerler, bakın buradan buraya kadar arkadaşlar. Ama işte bakın şuradan da belli, buradan ucuna kadar büyüdü. Büyümede sıkıntı yok ama gölge olduğu için, hani güneş almadığı için böyle dal bucak büyüdü. Ben de geri dışarıya koydum. Yine burada bakın telgraf çiçeğim de var. Çok güzel arkadaşlar. Bakın. Yeşil telgraf çiçeğim. Bunu da çaydanlığa dikmiştik beraber. Burada da bakın renkli yaprağımı umbit olmuştu. Ben de onu kestim. Kırdım uçlarını ve yeniden sürmeye başladı. Ama tabii umbiti de sürmeye başlamış. Bakın buradan yine gelmiş. Şimdi ben bunlara kür uygulayacağım. Bir sonraki videomda da oradan izleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, burada bir tane de yeşil böcek var, bakın. Bakın. Gördüğünüz gibi. Bütün zararlılar bizi bulmuş arkadaşlar. Şöyle alıp dışarıya atacağım, bakın. Ve bu çiçeğim de bakın, parlak Mustafa çiçeğim de içeriye almıştım. Ne güzeldi. Hatta videosunu da çekmiştim. Kanalıma girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir şey oldu ki, bilmem nazar değdi, bilmem çiçeğim böyle soğuldu gitti. Bakar mısınız? Ya da içeriği bu da sevmedi. Dışarıya attığımda bakın şöyle yaprağından sürmeye başlamış şuradan. Yani içeriği sevmiyor arkadaşlar bu çiçekler. Bakın çiçekleri bile kurumuştu içeride. Sonradan yeni yeni açmaya başlıyor bakın. Böyle canlanmaya başlamış yapraklarından. İnşallah kurtulur, ölmez diyorum. Bakın burada da sukulent var. Şöyle çok güzel, bunlar da çiçek açmaya başlayacak. Bakar mısın tomurcuklarına? Evet arkadaşlar, bir ben kauçuk çiçeğime çok üzülüyorum. O da soldu biliyorsunuz. Hala da solmaya devam ediyor. Yine burada bakın sukulentlerim var çeşit, ama çeşitlerini bilmiyorum.
Burada kasımpata çiçeklerim var. Bunların da tepesini, çiçeklerini keseceğim. Yeni yeni tomurcuklar açmaya başladı. Bakın burada tomurcukları var. Birkaç tane var arkadaşlar. İçinde de var bakın. Şöyle tomurcukları. İnşallah onlar da kurumaz diyorum. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Yani bugün sadece hani herhangi bir şey uygulamadım. Sadece çiçeklerimden bahsetmek istedim. Yani benim ev müsait olmadığından diye düşünüyorum. Ve artı çocuklar küçük hani diyorlar ki hani çiçekleri sulayalım. Ben görüyorum hani gördüğümde izin vermiyorum ama görmediğim zaman da geliyorlar hop su koyuyorlar hop su koyuyorlar. Çok aşırı sudan da olmuyor hani çürümeye yön tutuyor. Yani küçük Ebrar bile içtiği suyu diyor çiçekleri de sulayacağım. Artan suyu direkt çiçeklere döküyor. Bakın bu telgraf çiçeğim çok güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız nasıl uzamış güzel böyle. Bakın. İnşallah yani çok seviyorum aslında ama bakalım yine devam edeceğiz bu şekilde. Buraya da bakın soğan diktim. Çillenen soğanlarımı diktim arkadaşlar. Bu şekilde bakın sürmeye başladı. Yine bu da pazardan aldığım maruldu. Köklü tarafını hani ortası kaldığında dik ekmiştim bakın. O da canlanmış. Yine bakın şöyle soğanlarım burada da var. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şöyle cam kenarını da göstereyim sizlere. Orada da aloe veralarım var. Orayı daha sonra çekerim inşallah videosunu. Bakın şöyle aloe veralarım var. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Eğer arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni atarsanız veya hani olumlu olumsuz her türlü yoruma açığım gerçekten. Fikirlerinize de ihtiyacım var. Hani öneri ve fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Ben bildiğim kadarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler de bildiklerinizi yorumlar kısmından yazarsanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.